Efendim herkese günaydınlar. Ben Perihan Tantuğ. İlk seansa hoş geldiniz. Evet, haftanın dördüncü işlem günündeyiz. Gözler Merkez Bankası'nın bugün saat 14'te açıklayacağı faiz kararında. Tabii şu an piyasalar neyden etkileniyor? Dün tabii ki dün akşam özellikle Fed'in faiz kararını takip edeceğimizi tüm hafta boyunca sizlere hatırlatmıştık. Nitekim Fed'in faiz kararına tabii ki piyasaların beklentisi gibi herhangi bir faiz değişikliği olmadı. Fakat gözler tabii ki Powell'ın açıklamalarındaydı ve Fed dün gece piyasanın beklentisinin bir miktar daha üzerinde şahin bir duruş sergiledi. Bu duruş sonrasında da dolar endeksinde yukarı yönlü bir hareket gördük. Bu hareketle birlikte gelişmekte olan ülkeler ve gelişen ülkelerde para birimleri dolar karşısında değer kaybetti. Bu değer kaybıyla birlikte kıymetli metallerde yine aynı şekilde değer kayıpları yaşadık. Riskli varlıklardaki alım iştahının düştüğünü görüyoruz. Sabah saatlerinde de yine kırmızı bir tablo var dünyada. Buna karşılık olarak da diğer yandan ABD tahvil faizleri de yukarı yönlü hareket etti. Detayları birazdan konuşacağız. Fiyatlamalar diyelim. Dün Borsa İstanbul'da satıcılı bir seyirle kapatmıştık bildiğiniz gibi. Kapanış rakamlarımız ortalamaların altında oldu. Bunu hatırlatmak istiyorum. O yüzden çok iyi bir kapanış yaptığımızı maalesef söyleyemeyeceğim. Tabii haftalık kapanışlar da ayrıca önemli. 8 günlük ortalamamız 1443 puan seviyesinde. Orayı kırmıştık zaten. 21 ve 50 günlük ortalamamız 1436 ve 1438 puan seviyesindeydi. Dünkü kapanış itibariyle o iki seviyenin de iki ortalamanın da altında kapatmış olduk. Ve tabii ki dün Fed açıklamalarından sonra dolar Türk lirası 8.58 direncini bir kez daha kırdı. An itibariyle sizler de görüyorsunuz 8.63 seviyesinde seyrediyor kur. Buna karşılık Euro Türk lirası 10.34 seviyesine yükseldi. Sepet kur 9.48 ve gram altın fiyatları 503 lira seviyesine yükselmiş gibi görünüyor. Özellikle gram altın fiyatlarını aşağı çeken ons altındaki sert satış oldu tabii ki. Evet, buradan dönelim hemen Asya tarafına. Az önce de ifade ettiğim gibi tabii Fed sonrası dünyada bir miktar alım iştahı düştü. Çin pozitif ayrışıyor, yatay pozitif ayrışıyor şu an Asya tarafında. Japonya Nikkei tarafında %0,93 kayıp var. Hong Kong Hang Seng yatay negatif. Güney Kore Kospi'deki kayıplar %0,38 seviyesinde ve Hindistan Sensex'te ise %0,34'lük bir kayıp söz konusu. Buna karşılık ABD vadelilere baktığımızda orada negatif bir fiyatlama var. Korku endeksi 18 seviyesinin üzerine çıkmış oldu böylelikle. Ve ABD vadelilere de baktığımızda hem Dow Jones'ta hem S&P'de hem de Nasdaq vadeli de satışlar söz konusu. Dow Jones'ta %0,43'lük bir düşüş var. S&P 500 vadeli de %0,15 ve Nasdaq vadeli de ise %0,25'lik düşüş söz konusu. Diğer taraftan az önce de ifade ettiğim gibi gelen bu haber sonrasında, yani daha doğrusu Fed'in şahin duruşu sonrasında bundan tabii tahvil faizleri de etkilenmiş oldu. Tahvil faizlerini de yukarı yönlü bir hareket gördük. ABD 2 yıllıkları %0,21 seviyesinde. 10 yıllıklar tabii %1,5'un altındaydı bildiğiniz gibi. Sonrasında %1,5'larla dengelenmişti. Ve böylelikle yeni güne baktığımızda %1,56 seviyesinde olduğunu görüyorum. ABD 30 yıllıkları ise %2,18 seviyesinde. Ve kıymetli metaller diyelim. Tabii kıymetli metallerde de özellikle ons altın 1900 dolar ve gümüş de 28 doların üzerine kalıcılık sağlayamadı demiştik. Dün yine oralarda sert satışlar gördük. Ons altın 1814 dolar seviyesinde aşağı yukarı 1800 dolarlara kadar gevşemişti. Gümüş fiyatları 27 doların altına sarktı. Şu an bir miktarsız yeşil bir tablo görüyorsunuz ama asıl fiyatlamalar tabii dün gece oldu. Şu anda onların tepkisini görüyoruz. Paladyumda kayıplar %1'in üzerinde, platinde %0,62'lik bir tepki var. Bakırda da ise %0,11'lik bir kayıp söz konusu. Petrol tarafına geçeceğim. Petrol tarafında da şu an yeşil bir görüntü göreceğiz ama dün Fed sonrası petrolde satış geldi 75 dolarlardan. An itibariyle baktığımızda 73,5 dolara yakın bir seyir var. Ham petrol fiyatları ise 71 doların altında seyrediyor. Diğer taraftan Borsa İstanbul'un açılış rakamlarına almayı bekliyoruz. Forex anketinde de Borsa İstanbul'un bugün satıcılı bir seyirle güne başlaması bekleniyor. Ortalama tahmine baktığımızda 4,64 puanlık düşüş bekleniyor bugün Borsa İstanbul tarafında. Tabii Fed sonrasında bugün aynı zamanda saat 14'te Merkez Bankası'nın faiz kararını da takip ediyor olacağız.
Merkez Bankası'nın faiz kararına geldiğimizde ise piyasa herhangi bir faiz değişikliği beklemiyor. Faizlerin %19'a sabit kalmasını bekliyor baktığımda anketlere ve yıl sonu beklentisi ise aşağı yukarı piyasanın %16 seviyelerinde. Evet, böylelikle Borsa İstanbul'u da zaten şimdi fiyatlar gelecek, açmaya hazırlanıyoruz. 1431 puan seviyesinde kapatmıştık. Piyasa bugün Borsa İstanbul'da negatif bir açılış bekliyor dedik. Hatta ankete katılan 34 analistin 29'u negatif, yalnızca 5 tanesi pozitif açılış tahmininde bulunmuş. Tabii ki bugün TL varlıklarda bir ayrışma görebiliriz. Özellikle Merkez Bankası faiz kararı sonrasında. Evet efendim, Borsa İstanbul'u açtık. 1423 puan seviyesinde %0,58'lik düşüşle açtık. Diğer taraftan Dışişleri Bakanı. Evet efendim, ilk seansta şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Borsa İstanbul'da rakamları aldık. Birazdan da zaten işlemler geçmeye başlayacak. Biz şimdi rakamlarımızı konuşacağız. Tabii endeks tarafına baktığımızda özellikle dün endeksi pozitif anlamda etkileyenlerde BİM, Ülker, Şok Marketler, Kozaltın ve Ford Otomotiv'i görmüştük. Negatif tarafta BIST 100 endeksini aşağı çekenlerde Bera Holding, Ereğli, Akbank, Sabancı Holding ve Halk Bankası vardı. İsterseniz VIO30 tarafıyla başlayalım. Borsa İstanbul BIST 100 endeksine baktığımızda az önce ifade ettiğim gibi ortalamaların altında kaldık. VIOP tarafında ise takip edeceğimiz seviyeler. Tabii dün FED toplantısında faiz oranlarında ve varlık alım programına değişikliğe gidilmezken ekonomik projeksiyonlarda 2023'te iki kez faiz artırımı öngörülmesi, tahvil faizlerinde ve dolar endeksine yukarı yönlü hareketleri, piyasalarda ise geri çekilmelere neden oldu. Bu sabah vadeli endekslerde satıcılı bir seyirin devam ettiğini görüyoruz. Bu BIST 100 endeksine de yansıdı. Yurt içine baktığımızda az önce ifade ettiğim gibi gözler saat 14'te Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Faiz kararında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. VIOP 30 endeks kontratında ise 1545-1549 bandı altındaki hareketlerde biz 1530 ve 1520 destek seviyelerini izleyeceğizler. Burada global menkul değerler bu bant üzerindeki hareketlerde ise 1570-75 direnç bandı konumunda bulunuyor VIOP tarafında. Ve Borsa İstanbul tarafında BIST 100 endeksine baktığımızda az önce de ifade ettiğim gibi burada bir miktar daha 1420, aşağısında ise 1400 puan seviyeleri önemli olacak. Ve yukarıdaki hareketli ortalamalarımız ise artık bizim için direnç konumunda. Kur tarafıyla devam edelim. 8.63 seviyesinde an itibariyle kur. Tabii ki bu seferki TL'deki değer kaybı TL'den değil dolar endeksinden, yani dolardan kaynaklanıyor. TL'de 8.50 seviyesinin destek haline dönüşmesi sonrasında ilk olarak 8.60 hedefine yükseliş gerçekleşmiş oldu. Böylelikle 8.60 seviyesi üzerinde kuru görebilirsek ve devam ederse bu hareketler, önümüzde 8.80 direnç seviyesi olacak dolar Türk lirası tarafında. Bunu da takip edenler için hemen hatırlatmış olalım. Ama olası geri çekilme ise biz tabii ki 8.58 ve aşağıda 8.50 seviyelerini yine takip ediyor olacağız. Malumunuz bugün Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında kurda da bir hareketlilik görebiliriz. Ve ons altın diyelim. 1815 dolar seviyesinde ons altın fiyatları. Tabii burada FED toplantısını bekleyeceğimizi hep ifade etmiştik. Hem dolar endeksini, hem tahvil faizlerini, hem kıymetli metalleri, hem piyasaları tabii etkileyecek taraf FED olacak demiştik. Nitekim de bu öngörümüz gerçekleşti. FED toplantısından çıkan şahin mesajları fiyatlıyor şu an itibariyle ons altın. Özellikle bu fiyatlamalar dün gece başladı. Dolar endeksi ve tahvil faizlerindeki yükseliş ons altına sert düşürdü. Ons'ta 1800 dolar destek. Zaten aşağıda bugün gördüğü en düşük seviyede aşağı yukarı 1809 dolar oldu. Onun haricinde yukarı yönlü hareketlerde ise 1840 doları direnç olarak takip edebilirizler. Burada global menkul değerler. Ve tabii dolar endeksi dedik. Dönelim bir de euro dolar paritesi ve dolar endeksine bakalım. Dolar endeksi aşağı yukarı şu an 91,5 seviyesinde seyrediyor. Bununla birlikte euro dolar paritesine baktığımızda tabii 1.20'nin altına sarktık. 1.1985 seviyesinde şu an. FED toplantısında beklenenden daha şahin mesajların gelmesiyle birlikte dolar lehine hareket hız kazandı. Malumunuz dolar endeksi 91 seviyesini aşarken euro dolar paritesi de böylelikle 1.20 desteğini kırmış oldu.
teknik olarak takip ettiğimiz yükselen kanalın alt bandına denk gelen 1.1940, 1.1950 bölgesi bu aşamada kritik destek olarak izlenmelidir der burada Vakıf Yatırım. Bu bölge altında dolar lehine hareketler hız kazanabilir. 1.20 ise olası yukarı hareketlerde destekti, artık direnç görevini görecek yine euro dolar paritesinde takip edeceğimiz seviyeler olarak. Evet efendim, piyasada işlemler akmaya başladığı an itibariyle 1.426 puan seviyesindeyiz. Şimdi detayları konuşacağız. Hemen buradan Ağlatçı Yatırım'a dönmek istiyorum. Yücel Tonguç Erbaş bizlerle olacak. Tonguç Bey günaydınlar, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Peri Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Ne haftaydı demek istiyorum. Tam gazda evet. Devam ediyor hakikaten. Bugün de gözler Merkez Bankası'nın ama dünle başlayalım isterseniz. Biz hani geçtiğimiz haftadan beri hep bu haftaya önem atfettik. İşte pazartesi günü gözler NATO zirvesinde olacak dedik. Çarşamba FED'de, perşembe de Merkez Bankası'nda. Tabii burada fiyatları en çok ne etkiledi diyecek olursak FED etkiledi. Tonguç Bey birazcık daha FED tarafıyla başlayacak olursam tabii piyasanın beklentisinin üzerinde bir şahin duruş sergiledi. Bu da riskli varlıkları da etkiledi, kıymetli metalleri de etkiledi. Şimdi bakıyoruz kuru da etkiledi ama önemli olan bundan sonrası FED'in nasıl bir politika izleyeceğini düşünüyorsunuz bundan sonrası için ve piyasalardaki artık yavaş yavaş alım iştahının sonuna geldik diyebilir miyiz yoksa henüz erken mi? Şimdi Perihan Hanım şunu ben söylüyorum dünkü toplantı sonrası. O sırada da esnada da aslında benzer bir yorum yapmaya çalıştım. Yani Pandora'nın kutusu tam olarak açılmadı ama hafif arası aralandıktan sonra işte hikayesinde olduğu şekilde bazı beklentiler gün içine ya da gün yüzüne diyelim çıkmaya başladı. Ya da o sizin söylemenizde hani şahin duruş son toplantılardaki karar sonrası aslında Powell'ın açıklamalarında da zaman zaman yaşadığımız o piyasayı sakinleştirici, daha bekleyin henüz istediğimiz seviyelerde değiliz algısından ziyade biraz daha güçlenen ekonominin vurgusu oldu ve yani bu süreçten sonra bu kutunun tekrar kapatılması ben çok söz konusu olacağını düşünmüyorum. Şöyle kısaca özetlemeye çalışırsam aslında söylediğiniz çok doğru. Önümde de neredeyse 4 sayfalık özet var. Hem Merkez Bankası'yla hem FED'le ilgili hem bizim de kendi firmamızın bazı yoğunlukları var. İşte çalışmalarımız var onunla ilgili. Şunu ifade edeyim. Bir kere varlık alımı, faiz değişmedi. Swap'lar yıl sonuna kadar uzadı. Burada bir sıkıntı yok. Yani bununla ilgili bir şahinleşme üzerine görüş beyan edemeyiz. Ama büyümenin %7'ye, enflasyonun 3.4'e 2021 için konuşuyorum. Kişisel harcamaların %3'e çıktığı bir FED toplantısı var. Revizyonlar var yukarı doğru. Aynı zamanda 2023'te yani hep o noktasal grafik üzerinden konuştuğumuz grafikler üzerinden değerlendirdiğimizde artık 2023'te 2 faiz artışı. Niye? 0.10'dan 0.60'a yükselen bir faiz beklentisi var. Ama bunun ben 2022'de gerçekleşeceğini düşünüyorum. Zaten biraz piyasada böyle düşünüyor gibi. Bir ufak ayrıntı da şu bence. Mesela Powell konuşması esnasında soru cevap kısmında hep şu soru soruluyordu sizler tarafından. İşte enflasyon kalıcı mı, geçici mi olacak vesaire gibi. Aslında onlar çok kalıcı tarafta değillerdi ama enflasyon beklediğimizden daha yukarı dönebilir ve daha ısrarcı olabilir cümlesi de bence biraz da kalıcılık konusunda enflasyonu da her ne kadar 2021 yılı sonrası revizyonlar çok oynanmamış olsa da yani büyümedir, enflasyondur vesaire onların da zamanla değişebileceğini düşünüyorum. Oradaki aslında beklentilerin de gayet Amerikan ekonomisi için yüksek olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Dolayısıyla FED toplantısında o bahsettiğim Pandora'nın kutusunun aralanma hikayesi sonrası piyasanın beklentisi bence Ağustos sonuna doğru yapılacak Jackson Hole'da o varlık alımlarını konuşmaya başlamalıyızın veya başlama toplantısı olarak buna bakabilirsiniz ibaresi sonrasında aslında önümüzdeki bir toplantıda konuşulup belki Jackson Hole'da da bir varlık alımı azaltımı deklarasyonu en azından yeni yıl için bir takvim belirlenmesi gerekebilir diye düşünüyorum ya da piyasa buna odaklanacaktır diye düşünüyorum. Fiyatlamaları da geniş geniş konuşacaksak onları da ayrıca değerlendirebiliriz. Onları ayrıca değerlendirelim, evet. Ben aslında şunu da soracağım Tonguç Bey size. Yani FED tarafında
aslında konuşacağımız iki konu var. Bir enflasyon, diğeri işsizlik. Şimdi biz hep şunu konuştuk ya, hangisine odaklanacak? Enflasyona mı odaklanacak, işsizliğe mi? İşsizliğe odaklanacaksa belki varlık alımını çok da erkene çekmeyebilirdi. Ama şimdi işsizliğe de dün atıfta bulundular. Yani hani istenilen seviyenin hala uzak olduğunu biliyoruz. Çünkü Amerika'nın en çok övündüğü mesele tam istihdam seviyesiydi bu pandemi dönemine kadar. Ama pandemi dönemiyle birlikte işsizlik seviyesi arttı. Peki burada enflasyon yukarı gidiyor ama diyelim ki varlık alımı artık kapıya dayandı, varlık alımının azaltılması. Ama bu sürede işsizlik oranları da istenilen seviyeye çekilememiş oldu. Bu durumda ne olacak? FED hangisini sizce tercih edecek? Şimdi şöyle, aslında yine Powell şöyle biraz daha değişik istihdamla ilgili, ekonomik durumla ilgili bazı başlıklara da değindi. Yani ister istemez demeyeyim ama soru cevap kısmında onlar geldi. Mesela risklerin devam ettiğinden bahsediyor. Özellikle mutasyon kaynaklı risklerden. Ama aynı zamanda ekonomik toparlanma hızlanıyor. Enflasyon son birkaç aydır bizim beklentimizin üstünde gerçekleşiyor. Ve istihdam piyasasının da güçlü bir patikada devam ettiğini görüyoruz diyor. Yani sizin sorunuza istinaden, hani tarım dışılarda son iki ay içerisinde işte beklentiler karşılanmadı, İstihdam istediğimiz kadar güçlü değilse o zaman faiz artışı veya varlık alımı azaltılması biraz daha gecikebilir gibi piyasa beklentisinin dışında, aslında biraz benim de tezimi doğrular nitelikte, piyasaya güven geldikçe takdir edersiniz ki yani böyle insanlara da hadi koşun sizi işe alıyoruz diyerek böyle kısa sürede bir değişim yaşamak çok kolay değil, çünkü bunun bir süreci var, bir güven ortamının yaratılması var. O işletmelerin tekrar açılıp işte özellikle hizmet sektöründe çarkların dönmeye başladıktan sonra kişileri istihdam etme, diğer kurumlarla rekabet ederken belki daha önceki istihdam sayısından diyelim. Yani küçük bir işletme 10 kişi çalışıyor, şu an 2 kişi çalışıyorlar, onu 5'e, 7'ye, 10'a veya onun üstüne çıkarma konusunda biraz daha zamana ihtiyaç var. Ama işte burada aşı devreye giriyor. O aşının giderek o yayılma hızında azalttığını söyleyerek aslında burada da istihdamın önümüzdeki 2-3 ay içerisinde daha hızlı gelebilme ihtimalini de belirtmiş oldu. Dolayısıyla yani istihdam gelmezse Fed ne yapar şeyinde sorusunda bence gelecektir. Yani işsizlik azalacaktır. Ve özellikle de ekonomik o döngünün, o hararetli sıcak devam eden döngünün bir nebze soğutulması gerekmeye çalışılacaktır. Ve bu yazın sonunda bence mutlaka yapılması gerekiyor. Çünkü hep şu örneği de veriyorum, onu da ifade edeyim. Böyle 60-70 ile giden bir arabanın bir riskli durum söz konusu olduğunda manevra yapabileceğiniz ya da karar vereceğiniz zaman dilimi her ne kadar kısa olsa da 200-220 ile giderken yapabileceğiniz o aralık, zaman aralığı ya da karar verme süreniz yine de çok daha fazla oluyordu. Ama şimdi daha önce yaşanmamış kadar büyüklükte bir varlık alımı ve likitte ortamı, dolayısıyla bazı reaksiyonların daha önce gördüğümüzden çok daha etkili ve büyük ölçekli olmasını bekleyebiliriz. Onun için ben istihdam konusunda da Fed'in yani tam istihdam veya işte %4'ün altına doğru bir geri çekilme beklemeden de bazı reaksiyonlar göstermesi gerekeceğini düşünüyorum. Bunu onların da tahmin ettiğini ve bildiğini, yalnızca resmi rakamları görmekte biraz daha kararlı olduklarını ifade etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Peki Tonguç Bey, piyasada da şöyle bir algı var aslında. Fed'in varlık azaltımıyla birlikte özellikle riskli varlıklara çok sert satış geleceğine dair. Bu şekilde nitelendirebilir miyiz hakikaten? Tamam, dünkü algıya baktığımızda hemen tüm piyasaların bugün neredeyse işte Asya tarafı, ABD tarafı, biz bir negatif anlamda etkilendik. Hemen volatilite endeksinde yine bir hareket gördük ama şunu merak ediyorum. Yani bu anlık bir fiyatlama mı, yoksa bundan sonraki süreçte hakikaten yavaş yavaş riskli varlıklar için bir baskı unsuru olarak önümüze çıkacak mı? Yani yavaş yavaş artık endeksleri daha satıcılı günler mi bekliyor? Şimdi biraz önce verdiğim o işte araç ve hız örneğinden gidersek sorunuza şöyle cevap vereceğim. Eğer son dönemde, yani salgın esnasındaki genişlemeci politikalar sonrası sadece buradaki likitte üzerinden değer kazanan bazı pazarlarda ürünler varsa, işte bunu borsalar diyebiliriz, kripto paralar diyebiliriz, değerli metaller diyebiliriz,
Hatta belki bazı tarım ve sanayi emtiaları da diyebiliriz. Dolayısıyla bunların üzerinde bir fiyat değişimi bahsettiğiniz konuyla birlikte, yani riskli varlıklar demeyelim ama paranın gücüyle hareket eden ve bu likiddenin biraz piyasadan, daha doğrusu şöyle, likitte verilme hızının azaltılması ve sonrasındaki dolaşımdaki para diyelim tabiri caizse, yani piyasadaki paranın azaltılabilme ihtimali önümüzdeki dönem göz önünde bulundurarak buradaki fiyatlamaların da bir nebze dengelenmesi gerekiyor. Nasıl ki Amerikan 10 yıllıkları tabii ki birebir örnek değildir ama 0.90-1.77 hareketi yaptıktan sonra 1.43'e geri çekildi enflasyon yükselirken bile. Hı hı. Çeşitli teknik nedenleri de vardı ama sonrasında yavaş yavaş bir yukarı doğru inmeyi hala görüyoruz. Yani piyasada da benzer bir fiyatlama bekliyorum. Önce o köpüğün alındığı bir dönem, belki içinde olduğumuz dönem olabilir bu ya da işte Ağustos sonrası yaşayabileceğimiz bir dönem olabilir. Bu tamamen piyasa kararıyla ilgili, teknik seviyelerle ilgili. Sonrasında bu likiditenin haricinde kendi dinamikleriyle, işte borsalardan bahsediyorsak tekrar o temel analiz şeylerine döneceğiz. Ne diyelim, hikayelerine döneceğiz. Buradan nemalanan ürünlerin kendi öz değerleri üzerinden ve gelişmeleri üzerinden değerlendiği veya daha negatif ayrıştığı bir dönem yaşayacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla riskli varlıkları da bu grup içerisinde işte borsalar gibi görürsek, evet, böyle hızlı yükselmiş ve o köpük tabir edebileceğim kısım olduğunu düşünüyorsak, ki yurt dışı piyasalarda, yani bizim piyasamız için belki o kadar da yükseliş noktasında şey söyleyemeyebiliriz. Hani böyle agresif bir şekilde ya biz nerelerdeyiz zaten o düzeltmeyi yaşadık gibi geliyor bana. Dolayısıyla yurt dışı piyasalarda bunun etkisini göreceğiz. Bir nebze onun etkisi bizim içerideki piyasaya da olacaktır diye tahmin ediyorum. Peki dolar endeksi nasıl bir seyir izleyeceğiz sizce ve bunun dolar Türk lirası üzerindeki yansımasını da konuşmak lazım tabii. Malum bugün Merkez Bankası'nın faiz kararı da var. Dün bu Fed'in, daha doğrusu Şahin duruşu nedeniyle biz 8.58'in tekrar üzerine atmış olduk. An itibariyle 8.62 seviyesindeyiz. Yani artık dolar endeksinin baskısını da görecek miyiz kurda? Çünkü şimdiye kadar tamamen TL tarafıyla malum fiyatlanmıştık ama devreye artık dolar da girecek mi sizce? Ya bir nebze tabii ki, yani dolar işte ikili bir çapraz gibi veya parite gibi düşünürseniz, hani bir taraftaki para biriminin değerlenmesi noktasında diğer para biriminin de doğal olarak gelişmekte olan ülke para birimi olarak bakarsanız TL'ye, burada bir baskı altında kalması çok doğal. Hatta şöyle söyleyebilirim aslında. İçeride bir nebze tahvil piyasası, işte borsada ve kur tarafında işlem yapan yatırımcı sayısının az olması, en azından oransal bazlı baktığımızda zaten piyasalarda da bunu görüyoruz. Hani burada TL'ye olan baskının sadece Amerikan dolarının değerlenmesi üzerinden, daha önceki süreçte hatırlarsanız dolar değer kaybederken de kur tarafında biz çok böyle birebir korelasyonlu hareketler görmüyorduk. Dolayısıyla evet, yukarı doğru bir baskı olacak. 8.57, 58 neyse o seviyede geçen yıl 6 Kasım'da gördüğümüz önemli bir bölgedir karar verme aşaması üzerinden. Bunun üzerinde ben bugün mesela 65'lere kadar bir hareket olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bunun etkisini göreceğiz ama burada hep diyorum ki gelişmekte olan ülkeler evet bu süreçte riskli konuma doğru geçiyorlar. Ama hikayesini doğru veya yanlış yazanlar her konuda, siyasi, ekonomik, sağlık, stratejik, burada yine aslında tarihte olduğu gibi pozitif veya negatif ayrışmaya çoktan müsait olacaklardır. Dolayısıyla bu ülkelerin para birimleri de bizim TL tarafında beraber değerlendirebiliriz. Aynı sonuca doğru gidecektir. Yani biz daha iyimser bir senaryoyla hikaye yaratma konusunda bir fon akışını, yani bir cari açığımız var sonuçta, Türkiye'ye sağlayabilirsek bu döngüden daha az zararla çıkarız ya da daha sağlıklı çıkarız. Aksi takdirde etkileniriz ama etkileri daha önceki yıllar kadar olmaz. Çünkü zaten yabancı diye tabir ettiğimiz yatırımcının piyasadaki ağırlığı da giderek azalmış bir durumda. Yerlinin burada karar mekanizması konumunda olacağını söyleyebiliriz. Orada da çok agresif hareketler beklememek gerekiyor şu an için, eğer çok net böyle beklenmedik değişimler yurt içinde olmadığı sürece.
Tabii Tonguç Bey, bugün aslında birazcık Merkez Bankası'nın etkisini de göreceğiz. Şimdi Brezilya tarafına baktığımda mesela Brezilya Merkez Bankası'nın da faiz kararı vardı. 75 bas puanlık faiz artırımına gitti Brezilya Merkez Bankası. Şimdi bugün Merkez Bankası'ndan piyasa bir faiz değişimi beklemiyor malum. Ama yapılan açıklamalar önemli olacak. Faiz indirimin sinyali ne zaman gelecek? Son enflasyon rakamı tabii beklentilerin altında kaldı. Bu Merkez Bankası'nın fikrinde bir ya da bundan sonra uygulayacağı politikada bir değişikliğe sebebiyet verecek mi? Bunlar önemli. O yüzden bugünkü Merkez Bankası toplantısı sonrasında TL varlıklar üzerine bir volatilite bekliyor musunuz? Beklemiyorum aslında. Hı-hı. Yani bence Fed'e göre bizim Merkez Bankası kararı çok daha az oynaklığa neden olabilecek bir karar olacaktır. Çünkü şu an için yani geçen ayki enflasyonu bir kenara koymak lazım. Çünkü hem kapama vardı, yani tam kapama uyguladığımız bir aydı. Fiyatların ve mevsimselliğin bir nebze netleşemediği bir aydı bence. Ama ona rağmen evet, baz etkisiyle de olmakla birlikte yıllıkta ve aylıkta aslında beklentinin altında kalan bir enflasyon var. Fakat petrol fiyatlarına bakın, kur hareketine bakın. Hani Haziran ayını düşünürseniz, Haziran enflasyonun geçen seneki baz etkisine bakalım. Dünkü FED toplantısı sonrası tamamen katılıyorum. Enflasyonun ve faizlerin yukarı doğru ivmelenmesi tüm dünyada olduğu gibi, ki Sayın Başkan'ın daha önceki toplantılarda benzer ifadeleri vardı, Türkiye'deki enflasyona da baskısını görmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla bu aşamada Merkez Bankası... Tonguç Bey, ben bu arada bir virgül koymak istiyorum izninizle, çünkü bir bağlantımız var TÜSİAD. Evet efendim, ilk seansla şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Yücel Tonguç Erbaç'la. Tonguç Bey, kusura bakmayın sizleri de bölmüş oldum ama isterseniz tekrardan bir Merkez Bankası öncesine bir toparlama yapalım piyasayı. Dolayısıyla şunu söylüyordum, yani bu baskıyı Merkez Bankası hissedecektir. Ve hala Merkez Bankası'nın fiyat istikrar noktasında, işte enflasyon hedefleri noktasında politikasını bu konuda belirleyeceğine dair bir metin üzerinden gideceğini, şimdilik enflasyonu baz alarak faizleri değiştirmeyeceğini düşünüyorum. Yılın sonu için de aslında bizim kurum olarak beklentimiz bir 18'lerde bir iyimser senaryo içerisinde. Yani bir 100 bas puanlık faiz indiriminin sene sonuna doğru, yani son çeyrekte olabileceği, enflasyonun da bu noktada 15'lere yakın, 14,5-15'ler arasında, yine tekrar edeyim, iyimser senaryo üzerinde gerçekleşebilme ihtimali üzerinden hala gidiyoruz. O açıdan ben bir süre daha Merkez Bankası'nın bu mevcut reel faiz üzerinden kendi politikalarını enflasyon bazlı takip ederek piyasada politika yaratmaya, söylemlerine devam etmeye doğru bir yol çizeceğini düşünüyorum açıkçası. Tonguç Bey, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum size de. Görüşmek üzere tekrardan. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet efendim, buradan hemen A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı sevgili Mehmet Hay'la dönmek istiyorum. Mehmet Bey, merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydınlar Feriha Hanım. Şimdi Borsa İstanbul yatırımcısının canı biraz sıkkın. Malum bu hafta boyunca biraz kırmızı tabloyla karşı karşıya kaldı yatırımcılar. O yüzden BIST 100 endeksiyle başlamak istiyorum hemen. An itibariyle 1422 puan seviyesindeyiz. Dünkü kapanışla da 8-21-50 tüm ortalamaların altında kapatmış olduk. Bu satış baskısının devam etmesini bekliyor musunuz peki piyasada? Tabii Feriha Hanım, siz de demin Sayın Tonguç'la da konuştunuz. Dünkü FED toplantısı ve esas önemli FED toplantısı sonrasında açıklanan ekonomik kararların değişimiyle beraber işte burada neler var? 4 üye faiz arttırmak derken o sayı 7'ye çıkmış. Hı hı. İşte repo oranında 0.05 gibi bir artış. Bunu zaten FED başkanları ve FED başkanlarının toplantı öncesi o suskun oldukları dönemde de Yellen üstlenerekten piyasayı hazırlamaya başladı. Ben bunu şeye benzetiyorum. Daha öncesinde enflasyonun yükselebileceği ama bunu geçici olacağını piyasayı nasıl FED ikna ettiyse, şimdi de tamamen önümüzdeki dönemde öncelikle bu tahvil alımlarının azaltılması ve ardından faiz arttırımının geleceğini hazırlamaya başladı. Ve piyasaların bu kadar yüksekte olduğu, rekorda olduğu bir dönemde bu hazırlığa başlaması önümüzdeki 3 aylık dönem içinde global piyasalarda bir geri dönüş beklentisini daha da hızlandırıyor. Dünkü toplantı da bunu daha da öne çekti. Hı hı. O yüzden genel bir küresel sıkıntı ve
küresel bir geri dönüş olursa ki ben burada hani bir geri dönüş bekliyorum artık. Bunun yansımalarını yurt içinde de göreceğiz tabii ki. Biz yurt dışı piyasalar kadar rekorlara gidemedik ama yurt dışındaki bozulma bizi de muhakkak etkileyecektir. O yüzden hani dünkü bu öne çekilmenin etkilerini biz bugün Borsa İstanbul'da da görüyoruz. Burada 1420'ler önemli. Buranın kırılması durumunda hareket biraz daha hızlanabilir. Peki pozitif ayrışacak sektörler görebilir miyiz bu süreçte? Şu an baktığımda özellikle ulaştırma sektöründe %1'lik bir yükseliş görüyorum ama bunu sormamdaki neden şu, söylediğiniz gibi zaten Borsa İstanbul yurt dışındaki gibi, yurt dışı endeksleri gibi rekorlara imza atamadı. Özellikle Sayın Naci Ağbal'ın görevden alınmasıyla birlikte biz o günden beri zaten daha hani bıraktığımız gibi kapatmaya bile gidemedik, rekorları bir kenara bırakıyorum. Ama geçtiğimiz yılın en çok geride kalan sektörlerinden birisi bankacılık, diğeri ulaştırma sektörüydü. Zaten bu sektörler yeterince baskı altında kaldı ve teknik anlamda da hani dibin dibi var ama dip seviyelerde görünüyor. Doğal olarak burada hani evet piyasaya bir satış gelirse burada hani koruma amaçlı bu sektörlere daha az satış gelir diyebilir miyiz ya da pozitif anlamda ayrışabilecek hisse ya da sektör beklentiniz var mı önümüzdeki süreçte? Yani bu sizin saydığınız sektörleri ben de takip ediyorum ama bu sektörlere ancak daha az satış gelir diyebiliriz. Çünkü genel bu bile bir bozulma... pozitif ayrışma değil midir? Mehmet Bey, daha az satış gelmesi bile aslında bir nevi pozitif ayrışma. Doğru söylüyorsunuz ama biz diğer piyasalardan bugüne kadarki negatif ayrışmamızı sağlayan etmenlerin hiçbirini ortadan kaldırmadık maalesef bu süreçte. Doğru. Şu an ortadan kaldırdığımız, iyileşme sağladığımız tek alan aşılama. Dün 1.4 milyon aşı yapılmış. Vatandaşlık görevi olarak gördüm, ben de gittim aşımı oldum. Hayırlı olsun. Bir tek bu alanda, çok sağ olun, bir tek bu alanda bir pozitif gelişmemiz var. Diğer negatif ayrışmamızı sağlayan etmenlerin hiçbirinde biz maalesef bir pozitif gelişme yaşamadık. Onun için de ben dünyadaki hareketlerden bizim daha az da olsa yine negatif etkileneceğimizi düşünüyorum. Bankacılık sektörü bir nebze ama ulaştırma sektörü bana göre daha avantajlı burada, daha az etkilenme konusunda. En azından bir hikayesi, dediğiniz gibi aşı nedeniyle bir beklentisi var. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Goldman Sachs'ın bir raporu vardı. Özellikle Brent petrolün yaz aylarında $80 çıkmasını bekliyoruz gibi. Şimdi akabinde tabii bunların devamı geldi. Citigroup da aynı beklentiyi, $80 beklentisini sundu. Ama bununla ilgili size bir kısa sorum olacak. Öncesine tekrardan ekranlarım.